Silah zoruyla indirildikleri çöp toplama aracı ateşe verilen temizlik işçileri hizmet etmeye devam ederken çöp aracı ise kullanılamaz hale geldi. ...26 Temmuz saat 21 civarı belediyemize ait temizlik aracımız temizlik esnasında yüzü maskeli 4 terörist tarafında aracın önünü kesilerek şoförü zor indiriyorlar ve havaya 4 el ateş ettikten sonra yanlarından getirdikleri bir bidon benzinle aracımızı yakıyorlar. Evet, bu terör olayını şiddetle lanetliyorum, kınıyorum. Bunlar iyi bilmelidirler ki bağlarımızda hizmetimiz devam edecek. Halkımız müsterih olsun. Bağlar halkımız müsterih olsun. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Biz halkımızın hizmetkarıyız. Halkımızın emrindeyiz. Olay olduktan sonra hemen ben olay yerine intikal ettim. Aracı söndürdükten sonra orada gelen yoğun bir vatandaşlarımız, mahalle sakinlerimiz, esnaflarımız geldiler. Ve şunu gördük. Orada Bağlar halkımız ciddi bir şekilde bize ve belediyesine sahip çıktılar. Bağlar belediyemizin de ciddi hizmetler olduğunu, bu hizmetlerin bunları bu şekil kudurttuklarını söylediler ve Bağlar halkımız oradaki bu olayı, bu terör olaylarını şiddetle kınadılar. Biz de Bağlar halkımıza teşekkür ediyoruz. Bağlar halkımız iyi bilsinler ki biz bağlarımıza hizmetimiz devam edecektir. Bağlarımızda 20 yıldır hizmet yapılmıyor. Birçok yıldır biz göreve geldikten sonra 20 yılda yapılmayan hizmeti bağlarımıza yaptık. Bunu bütün halk şahittir. Halkımız bu hizmete sahip çıkıyor. Halkımız bu hizmeti görüyor. Halkımız bu terör olaylarına prim vermiyor ve vermeyecektir. Bugün de biraz önce yine olayın meydana geldiği mahalleyi, esnafları, sakinleri ziyaret ettik. Şunu gördük ki halk kenetlenmiş, halk bize ve belediyesine sahip çıkmıştır. Biz halkımıza, Bağlar halkımıza teşekkür ediyoruz. Hizmetlerimiz artarak devam edecektir. Biz halkımızın emrindeyiz, halkımızın hizmetkarıyız. Şimdiki yönetimimizde Sayın Başkanımız Hüseyin Beyoğlu'nun yaptığı hizmetlerden dolayı bir çekememezlik, bir katlanamamazlık var. Bazı yapılar bu çalışmaları kendileri de gördüğü için buna katlanamıyorlar, buna tahammül edemiyorlar. Tahammül edemediklerinden dolayı böyle çirkin saldırılara yer veriyorlar. Biz bunu lanetle kınıyoruz ve hiçbir şekilde de bundan dolayı pes etmeyeceğiz. Bizzat başkanımız da pes etmeyecektir. Gerekli cevap onlara verilecektir. Umarım Diyarbakır'ımız başkanımız sayesinde Bağlar ilçemiz daha güzel, daha böyle güzel projelere layık olur. Başkanımızdan bunları görüyoruz, devamını diliyoruz. İnşallah bu yaptıkları da yanına kar kalmayacaktır. Hiçbir zaman kalmadı. Bu zaten sonra da kalmayacaktır. Bir Bağlarlı olarak yıllar sonra Bağlarımıza hizmet geldi. Hizmet yapılıyor. Bunu çekemeyenler vardır. Başkanımızı, devletimizi karalamaya çalışıyorlar. Provokatörler yine iş başındadır. Huzur ortamı geldi. Bu huzur ortamını istemeyen şer odakları yine tekrardan faaliyete geçmek istiyorlar. Bağlarımıza, Diyarbakır'ımıza hizmet geldi. Başkanımız çalışıyor. Başkanımızı karalamaya çalışıyorlar. Sağ olsun başkanımız yılmayacak. Hep başkanımızın yanındayız. Başkanımıza tam olarak destek olacağız. Olayı lanetliyorum, kınıyorum. Patlayacak ha? Öyle patlar. Hakkı diye, hakkı diye.